Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanlarda en çok sorulan ve en çok beğenilen bir modelle ilgili bir püf nokta vereceğim bu videoda. Umarım beğenirsiniz ve denersiniz. Denediklerinizi benimle paylaşmak için açıklama kısmına bıraktığım iki Instagram hesabından herhangi birine yaptığınız çalışmaları gönderebilirsiniz. Ben de paylaşımlarını yapıyor olacağım. Videolarda kullandığım tüm iplerle ilgili açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden sitemizden satın alabilirsiniz. 20-30 çeşit ipimiz var renk olarak. 3 mm kalınlıkta ip kullanıyorum ben. Bu şekilde yaprağımı yaptım. Daha önce zaten yaprak videom vardı. Fakat sabitleme işlemiyle ilgili duvara astığımızda sürekli düşüyor. Aynı şey aynalar için, duvar süsleri için, yani bütün püsküllü ve taranan iplerde aynı şey yaşıyoruz astığımızda. Bununla ilgili de şöyle bir tele kumaş sabitleme işlemi yapacağız. Daha önce spreyleme yaptım ama yine de düşüyor diyen kişiler olduğu için ya ben herhangi bir işlem uygulamıyorum fakat yani illaki düşme oluyor. Yani rüzgarlı bir alanda kaldığında ne kadar tararsanız tarayın ya da uzun bir çalışma yapmak istediğinizde bu mümkün olmuyor. Çünkü sürekli düşme işlemi oluyor. Onunla ilgili de tela kumaşla sabitleme yapacağız. Ütü, tela kumaş ve ipimiz var. Ya zaten çalışmamızı da yaptım ben. Şöyle bir tarağım var benim. Kedi tarağı olarak temin edebilirsiniz. Veya herhangi bir şekilde normal taraklarda da iş gördüğü söyleniyor. Fakat çok daha şu şekilde dişli olduğu için çok daha hızlı açma işlemi yapılıyor. Şöyle ben önce tarama işlemini yapıyorum. Şöyle iyice taramanız gerekiyor ve eşit olması gerekiyor. Herhangi bir kayma işlemi olursa eğer yapışma olmuyor. Ütü olarak da ben Philips'in ütüsünü kullanıyorum ama siz herhangi bir ütü kullanabilirsiniz. Buharsız olması önemli çünkü buharlı olduğunda ıslandığı için kayma, kıvrılma işlemi oluyor. O yüzden buharsız kısmını açarsanız eğer çok iyi ısındıysa herhangi bir sorun olmadan kullanabilirsiniz. Tele kumaşı da tuhafiyelerden ya da internetten temin edebilirsiniz. Ben tuhafiyeden almıştım. Metre hesabı satılıyor çoğu yerde. Veya terzilerden de bulabilirsiniz. Şimdi biraz uzaklaştıracağım daha net görünmesi için. Bu şekilde tarama işlemini yaptım. Çok düzgün ve eşit olacak şekilde şöyle taradım yaprağımı. Dediğim gibi farklı çalışmalarda da bunu kullanabilirsiniz. Güzelce taradıktan sonra ben fazladan kullanmamak için, yani çöpe gitmemesi için tele kumaşı üzerine koyup çiziyorum. Şöyle ben bayağı bir uzun almıştım. Uzun büyük bir çalışma yapacağım için. Şöyle üzerine koyuyorum. Çizeceğim etrafından bir kurşun kalemle. Şu şekilde çiziyorum ki boşa gitmesin. Yani çok büyük bir alan değil sonuçta. Daha büyük çalışmalarda yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Daha az kullanmış olacaksınızdır. Çizdiğim kısımdan telamı keseceğim. Daha sonrasında tekrar şu şekilde bozulma olduğu için tekrar tarayıp üzerine güzelce yerleştireceğim. Sonrasında yapıştırma işlemini yapacağız. Bu şekilde eşit olarak kestim çizdiğim kısımdan. Şimdi tekrar tarayacağım düzgünce. Son yapıştırma kısmı olduğu için güzelce taramamız gerekiyor. Yoksa yamuk yapışma veya ön taraftan üstte kalan iplerin dökülmesi olabilir. O yüzden iyice tarıyoruz eşit. Evet. Kumaşımı böyle kestim. Şimdi zaten tele kumaşta iki taraf var. Bir tarafta yapışkanlı olduğu belli zaten. Şöyle gördüğünüz gibi parlak bir kısmı var. Diğer tarafta da pamuklu bir kısmı var. Parlamayan bir kısmı. Bu yapışkanlı kısmı, parlak olan kısmı yapışacağı için eşit olarak güzelce yaprağımızın üzerine oturtuyoruz bu şekilde. Tam olmadı ama. Evet şöyle. Tam kaplayacak şekilde üzerine oturdum. Daha sonra iyi ısınmış bir ütüyle, buharsız olarak kullanmanız gerekiyor dediğim gibi. İyi ısınmış bir ütüyle güzelce bastırıp, şöyle üzerine bastırıp ütüyle üzerinden geçeceğiz. Pamuklu olan tarafının olmasına dikkat edin, yoksa ütünüze yapışır kumaş. Şimdi ben şu şekilde bastırarak yavaşça gidiyorum. Dışa doğru iterek yapıştırma işlemini yapıyorum. Zaten kendisi yapışıyor. Koton kısmında tutun mutlaka. Maksimuma getirdiğinizde de çok ısındığı için yapışma işlemi yaşayabilirsiniz. Düşük ayarda da olursa ütü yapışmaz. Bu şekilde yavaş yavaş, eşitliği bozmadan ve kaydırmadan bir yandan tutup sıkıca bastırıp güzelce kumaşımı üstüne sabitliyorum. Daha sonrasında etrafından keserek istediğiniz şekli verebilirsiniz. Zaten şekil vererek önce yaprağınızı keserseniz hem kumaş fazla gitmemiş olur, çöpe gitmez, hem de yapıştırma işlemi daha iyi olur. Ben 2 kat geçiyorum, şöyle 2 tur döndüm etrafında. Evet, bu şekilde yapıştırma işlemimi tamamladım. Şimdi şöyle ön kısma doğru çeviriyorum. Üst kısımda dökülmeler olabilir. Kalın olan kısımlarda bu sorun olabiliyor. O da tarağınızla çok hafif bozmadan üzerinden geçebilirsiniz. Şöyle eşitledikten sonra şöyle düzgünce istediğiniz kısımları şöyle üzerine bastırın. Düşmeden kesebilirsiniz. Şimdi etrafından keseceğiz. Yine istediğiniz boyda, istediğiniz şekilde. Şöyle ben etrafından uçlarındaki kısımlarını düzleştiriyorum. Şöyle. Diğer taraftan da geçiyorum. Şöyle. Üst kısımdan gözükmemesi için şuradan güzelce tutup kesme işlemini tamamlıyorum. Tele kumaşı kullanırken mutlaka rengine bakarak alın. Yani şöyle, eğer beyaz bir yaprak yapacaksanız siyah tele kumaş arka kısımdan gözükecektir. Açık renklerde zaten beyazı kullanırsanız problem olmuyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Ona da dikkat edin. Şöyle. Evet. Yaprağım tamamlanmış oldu. Şimdi ben birkaç tane yaptım. Onları da göstereceğim size. En son kalkan yerleri olursa eğer küçük bir yapıştırıcı yardımıyla kenarlarından geçebilirsiniz veya ön kısımdan çok aşırı bir tarama yapmazsanız, yani şöyle kalın olmazsa üst tabakası herhangi bir düşme olmaz ön kısımda. Şöyle gördüğünüz gibi kağıt gibi durur. Ama kalınsa eğer ipiniz, ona göre tarama işlemi yapın ki ya da ona göre örgü sayısını eşit tutun. Dağılımını iyi sağlarsanız eğer tam olarak yapışacaktır. üst kısımda çok fazla ip kalmaması için de düzgünce taradıktan sonra bu şekilde kağıt gibi görüntü elde edebilirsiniz. Şöyle. Şimdi ben ipimin üst kısmından biraz keseceğim. İstediğim uzunluğa göre ayarlayabilmek için. Duvar süsüme takacağım. Şimdi diğer yaptığım yaprakları da sizinle paylaşacağım. Diğer yapraklarım da bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Hepsi kalıp gibi duruyor. Dış kısımdan gözükmemesi için şu şekilde, ben biraz kesmemişim bu kısmı ama bu beraber yaptığımız gayet düzgün oldu. Diğerlerinde de aynı şekilde. Şöyle. Videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.